Olur böyle şeyler ya. Çok şey yapmamak lazım arkadaşlar. O zaman Deep House müziklerimizi arkadan verip tıp tıs tıp tıs geceleri akmadık mı ya? Oh yeah. That's right. Senin laptopla ne varsa kesin çıkmıştır. Niye çıksın ki ya? Belki memnun değilsin. Serhat Kan'a bak, 1,6 milyonlar havalarda uçuşuyor. Black Mountain'a bak, Başakşehir'e yüz vermemiş. Oğlum Black seni oynatmıyoruz ki ya. Mustafa, seninle kişisel konuları konuşmayacağım kardeş. Şu mutsuzlukları bir kaldıralım Allah'a seversen ya. Aleyküm selam. Tacım hoş geldin. Serhat Kan'a teklifler geliyor abire ya. 2,8'ler falan havada uçuşuyor. Meteor gidiyormuş. FM'de çalışma izni alamadım oyuncuya. Bu oyuncu elimde patladı. Satcan acı. 10 numara olmuş kardeşim benim. 10 numara olmuş. Sıfırcım. 10 numara 5 yıldız diyoruz biz onun halk arasında. Sen hiç halletmedim çünkü Mart ayında daha oyuncular gelmedi. Mart ayında gelince hepsini yapacağım. Belki altyapıdan yeni çıktım. Benim için kariyeri tekrar başlatırız. Bartu oynayamamış. Başakşehir maçına az kadroyla çıkacağım. Şey, Başakşehir maçına biraz daha yedek kadroyla mı çıkalım? Kaç kaç bitmişti ilk maçımız? 4 atmışız lan. Bence yedek kadromuz yenilmez. O yüzden Gaziantep maçını salmayalım. Zaten ligde birinciyiz. Babasım, oradan vuralım geçelim. Porto ile Şampiyonlar Ligi heyecanı başlayacak. Tanışma lan. Güzel kahve yapmışım var ya, ciğerim sömürdü yemin ediyorum. Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü maçları var önümüzde. Sonrasında da Porto'ya gidiyoruz. Gerekeni yapmak istiyoruz. Arda Koburak'la çık dedi hoca dedi. Peki. Morko çok mu yorgun daha biz öyle çıkıyoruz? Morko nasıl sakat lan? 3 hafta sakat. Porto maçında Morko yok. Boku yedik. Ağır sıçtık. Vispero'yu yedeye alayım ya. Berker'in yerini alalım. Pink oynasın. Yılmaz oynasın. Bakacağız durumlara buraya. Gördüm gördüm oğlum, çok komik ya. 2023 alacağız tabii canım. Son maçlarda yakaladığımız formu devam ettirelim. Bence enough. Let's go babies. Let's go. Orhan Megi gördü şimdi. Sonsuz mermiye. Çevirdi Yılmaz. Yılmaz. Ne yaptın Yılmaz? Olacak iş değil Yılmaz. Bunlar yapılmamalıydı Yılmaz. Nextasi valla daha iyi aslında bu aralar şeyden, Burak'tan. Bilmiyorum, bakacağız. Kim hak ediyorsa oynasın kardeşim. Stadyuma bakalım nasıl full ya. Çok hoşuma gidiyor bu stadın böyle full görmek. Burak faul attı golünü. Adamsın. Burak oğlum çok istikrar abidesi ya. Vallahi istikrar abidesi ya. Ballon d'Or'u Benzema almış. Hadi canım. Harbi mi lan? Komik amına koyayım. Ben söylediğime kimse inanmıyordu. Benim o konuyla ilgili vakti zamanında doğru bir yorumum olmuştur yani. Bunun kocası kesin böyle yapıyor demiştim ben vakti zamanında. Hatırlayanlar hatırlar diyeceğim de. Kim hatırlıyor? Hatırlıyorsa Orhan hatırlıyordur. Lucifer hatırlıyordur. Onların özel alanına giriyor Amorant. Aleykümselam Canercim. Barış ya çok güzel girdi araya. Sokuldu.
Fink bıraktı. Barçıyan attı golü. Şu anda kriz ne alıyor? Yani hani en son kocası bunu çalıştırıyormuş zorla. Kocası bunu şey yapıyormuş. Tehdit ediyormuş. Eğer işte yayın yapmazsan, plana uymazsan parayı şuraya bağışlarım, buraya bağışlarım diye. Şimdi olay ne? Başka bir kriz mi var? Yok yok, şeyleri daha kaçırmadık. Teknik direktör oldum, hata yapana basıyorum galiba. Bizde böyle. Bizde böyle kardeş. Götsün dün ayıt ol. Ne oldu oğlum? Neyi bekliyoruz biz? Dünyanın en iyi girişimcilik abidesini gördük. Denize çıkarıp her şeyi bırakıp prosundan bir fırt alınca. Ya bence de ben de prim kokusu alıyorum o işlerde ya. Çeti zorla Amorant'a yolla. Oğlum sen yazıyorsun ya, hacı Amorant'a at bizi. Amorant hosta. Amorant'a gitmediğimiz geceler kendimi yalnız hissediyorum. Orhan böyle yazışları mı var yani? Bilmiyorum abi, beni ilgilendirmiyor. Prim mirim ne yapıyorlarsa yapsınlar. Şey miymiş yani... Milyon dolar milyon dolar para kazanıp sucuk ekmeğe mi talip ediyormuş? Zorla çalıştırılıp evde kuru fasulye mi yiyormuş? Bütün gün havuzdan çıkmıyorum, her yerim buruş buruş mu oluyor diyor. Allah'ım yarabbim. Orhan döndü geri orada. Arda, Orhan, Mac. Mac sokuldu. Mek baktı içeri, ortaladı, Yılmaz dışarı. Yılmaz'ın kafada bir yumru var. Top oraya denk geliyor, meme yapmış. Burak bir gol daha, aman yarabbi. Bağışlayarak yok etmekle, köpeklerini öldürmekle tehdit ediyormuş. Daha demin yayın açtı, saat boş ekran vererek topladı parayı. Hype treni geldi, level 12'ye kadar çıktı. Ne güzel oğlum işte. Beni de Bahadır zorla çalıştırıyor arkadaşlar. Bunu açıklamak istemezdim. Tehdit ediyor. Twitch'ten gelen 100 doları camiye bağışlarım diye. Ben de çok zor durumdayım. Lütfen bana yardımcı olun. Lütfen bana yardımcı olun arkadaşlar. Çok zor durumdayım. Sadece yemek sepetinden 30 TL'lik kupon veriyor bana. Bununla yemek yiyeceksin diyor. Hiçbir yerden yemek yiyemiyorum. 2 günde bir yiyorum. Hep Bahadır yüzünden böyle yaşıyorum. Ya oğlum derinse derin ya. Zorla tutuluyorsan göz kırp. Abi şu anda bu yayını zorla yapıyorsan osur. Ya bilmiyorum da bence Twitch'in konsepti olarak, ya Twitch'te her şey var abi artık. Bir de şimdi ona da bir şey diyemiyorsun ki. Özel harekat. Ahmetçiğim özel harekatladı işte kardeşim, benim hoş geldin. Özel... Twitch'te her konsept var abi. Şimdi artık bir şey de diyemiyorsun. Kumarbazı ayrı, bilmem nesi ayrı. Dansöz oynatanı ayrı, havuzda debeleneni ayrı. Kime ne diyeceksin? Kime ne diyeceksin? Aleyküm selamlar, hoş geldiniz. Kempaçi sen nerelerdesin ya? Futbol direktörümüz ya. El işareti yap falan diyorlar dedi. Mayro gelen ilk gol aldı yine. Umar zevkli oluyor dedi. Umar kötülüklerin anasıdır arkadaşlar. Ana gibi yar olmaz. Bilmiyorum abi, ben
Ya sonuçta Twitch canlı yayın platformu, oyun canlı yayını platformu değil baktığımızda artık. Dolayısıyla bir şey diyemeyiz. Ya kim ne yapıyorsa, kim nerede debeleniyorsa debelensin abi, bana ne. Ama bundan bana ne. Şey vardı ya, bir tane dayı böyle iki tane Rus'u yanına almış. Vay, Kempaç için 5 tane abonelik hediye etmiş kardeşim benim, teşekkür ediyorum. Oğlum zor şartlar altında, o makyajı zorla yaptırmıştı kocası. Burak Etrik yaptı lan, yemin ediyorum böyle bir şey yok. Mayro iyidir, en istikrarlı kaleci. Ersan ne çaktı lan. Kempaçıcığım 10 ay olmuş buralardayız diyor. Kardeşim benim hoş geldin tekrar. Teşekkür ediyorum. Ben Halip. Gaziantep'e şov yaptığımızı düşünüyorum. Bence artık yedekten böyle birkaç oyuncuyu sokarak sistemi birazcık zayıflatabiliriz. Sebastian Dürüz'ü de girsin. Megi çıkaralım, kesin sakatlanır şimdi o. Serhat Kan'ı alalım. Burak'ı dinlendirelim. Başka var mı? Çıkar, tamam başka çıkarmış. Skip geçeyim mi? Skip geçmeyelim ya, izleyelim bitmişsen. Sakatlık olursa diyeceğim. Gerçi müdahale de edemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bakalım ya, yeni aldığımız oyuncularımız, gençlerimiz. Oynasın. Oynasın kardeşim. Ulan FM23 ile ilgili de hiçbir şey paylaşılmıyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Adamlar oyun çıkacak, hala detaylarını vermediler. 5 tane şeyi anlattılar. Porto, bundan sonra Türkiye Kupası, sonra Porto Orhan. Porto'ya gidiyoruz, Porto'ya. Cahil cahil cahil. Porto tırsıyor şu an bizim maç tekrarlarımızı izleyip. Kendi aralarında Portekizce küfür edip kavga ediyorlar. Niye böyle şeyler yapıyorlarsa. Orhan, Ersal, Ardako. Bu arada arkadaşlar bugün değil de artık yarınki yayında hem şeyi çekeceğiz, Uncharted'ı çekeceğiz. Hem de Uncharted'ın benim oynamadığım ilk versiyonu vardı. Thief's End değil de diğeri. Uncharted'ı oynarız. Akaçuş. Oğlum zaten aynısı yani. Maç motorunda hiçbir gelişme yok. Maç motorunda sadece AI'yı düzeltmişler, o kadar. Hani en ufak bir değişiklik yok. Aynen, Porto'yla Şampiyonlar Ligi gruplardan birinci çıkıp eşleştik. Yenersek çeyrek final. Q7 ile röportaj yaparlar. Siz Turkish Play biliyor muydunuz? Q7 bizi nereden bilecek oğlum? Biz kurulduğumuzda Q7 mi vardı? Ersal. Şimdi Elliot. Elliot, Harvey Elliot hocam beni oynat diyor. Beni oynat diyor. Barış Uyan'ın koy götüne gitsin diyor. Düzelttiklerine inanıyorlar. Ya işte arkadaşlar, bir oyunda tekel olduğunuz vakit sistem ona dönüyor maalesef. FIFA'da da bu böyle. O kadar olumsuz yoruma rağmen hala cayır cayır satıyor oyunlar. FM'de de böyle. FM'de de bu iş böyle yani. Oyunun bir rakibi yok. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Düzelip zaten düzelmediğini şöyle söyleyebilirim. FM her zaman ilk çıktığında ilk 1-2 ay sonra bir büyük bir patch yayınlar, o zaman oyun düzelir. Bu bir kuraldır arkadaşlar yani. Senelerdir bu değişmez. O yüzden Journeyman'e hemen cart diye başlamayacağız. Biraz bekleyip başlayacağız. O sırada da şey yaparız işte. Takımlarla standart ligler falan yaparız. Bir ara CM yoktur rakibi. Onlar ilk ayrıldıklarında CM 2 sene mi ne kalabildi piyasada. Ama işte FM üzerine koydu, CM koyamadı. Sonra CM silindi. Asıl zaten ilk adı Championship Manager'dı. Oyunun ilk adı oydu yani. Neler oluyor lan? Değişik bir şey oluyor. 90+1, 90+3. Tabii canım. Ya o zaten standart. Onu işte oyun olduğundan dolayı, yani bunlar böyle lafa geldi mi çok gerçekçi simülatör, ama oyun olduğu için öyle son dakika gollerine çok şey veriyorlar veya direğe çok vurdurum, hani oyuncular oynarken sinirlensin şey olsun diye. Bedrancım hoş geldin kardeşim benim. Oğlum bu ay ne çok oyun çıkacak lan. Victoria 3 geliyor. Bannerlord tam sürüme çıkacak. Bannerlord tam sürüme çıkınca zaten sıfır mod seri yapacağız. Sıfır mod dediğim, yine kelle kesmeyi falan koyarım da. Hani Dismemberment'ı ve RTS'yi koyarım. Ama onun dışında başka mod koymam. Aferin çocuklar. Bannerlord'da öyle bir sıfır mod serimiz başlayacak.
Sonra şey geliyor işte, yarın geliyor Uncharted. Ünlem çekiliş yazın, Uncharted'a katılın arkadaşlar. Bak ondan sonra diyorsunuz ki bana çıkmıyor, bana çıkmıyor. Bak bizden katılan yok doğru düzgün. Hep yabancılar katılıyor. Beşiktaş 30 maçtır kendi evinde yenilmiyormuş lan. Bannerlord Epic'te nasıl indireceksin? Aynı Nexus'tan indireceğim. Bir de şey var arkadaşlar. İnternete mesela Epic'ten oynayanlar yazsınlar. Steam'deki mod dosyalarına nasıl erişebilirim diye. Steam'deki mod dosyalarına erişip onları bir şekilde alıp Epic'in içine atabiliyorsunuz. Öyle de bir durum var yani. Zaten Modus klasörünün içine atacak ki Steam'de. Yani çok bir aslında bir şey yapmanıza gerek yok. Ama onları indirebildiğiniz bir yer var işte. Hadi Steam'in şeyine giderse, Steam'in database'ine düşerse modlar yani Nexus yerine, ama Nexus'a da gelir ya. Nexus'a da indirirler. Ya full versiyona şey yaparlar ya. Heroes'un oğlum niye moralim bozuk ya? Sikeceğim Heroes'un ya. Sızlanma lan. Sana forma süresi vereceğim. Hep yalan, hep yalan. Hep yalan. Bana bu kanalda bir defa yemek çıktı, başka bir şey çıkmadı. katıl oğlum işte, çıkar belki. Orancım. Ünlem çekiliş. Aşağıdakine özellikle katılın. Yarın yapacağız çünkü onu. Barkın boğayı istiyorlar. Kiralayalım mı ya? Kiralayalım Barkın'ı. Kime istiyorsa gitsin ya. Volkan'ı da kiralayayım. Wild Bull'u kiralayayım mı ya? Wild Bull'u da kiralayabilirim. Wild Bull'u oynatamayacağız gibi ya. Serhatkan'ı kiralamam. Barkın'ı kiralarım. Üstad yayın içeriğinden bağımsız. 1.7.2 oynuyorum. 1.8.2 ile mi başlasam? 1.9 beta ile mi? Hiçbiriyle başlama. Bekle oğlum. Şurada 5 gün sonra oyun çıkıyor. Full versiyon çıksın öyle başla. Barkın'ı gönderdik. Maç raporu alalım. Volkan'ı da Fener'e kiraladık. Eskonar'dan sonra Volkan da gitti. Aynen. De oynayabildiğin kadar oyna. Çünkü yeni save açman gerekiyor full versiyon çıkınca. Yani öyle değil. Hani lafa geldim öyle değil de sen aç yani. Ben öyle diyeyim ya. Luis Peron'u vermem. Zaten sakatımız var. Ya kardeşim beni bir salın. Bir gün bir geçsin artık ya. Bir gün bir geçsin artık ya. Bir beni bir salın ya. Sivas, Adana Sayres'i istiyor. Sayres'i veririm. Mustafa'yı veririm. Sayres Adana'ya gitti. Mustafa Sivas'a gitti. Steam. Simurgu istiyorlar. Simurgu da vereyim ya. Aa bir dakika lan, bu transfer teklifi miydi? Dur lan, transfer vermem lan Simurgu. Yanlışlıkla satıyorduk bak, görüyor musun? Abi reddedemiyorum. Abi inşallah kabul etmez. Aha iyi gitmedi ya. Simurgu satıyordum az daha. Oğlum Etail'da Steam kodu veriyor ama. Yazıyor Etail'ın sitesinde zaten. Steam veya işte Epic diye. Etail sanki kendi arayüzünü veriyor, oradan indirtmiyor ki. Aa Eskonar'ı Adana Spor'a kiraladılar. Adana Demir Spor'a. Tamam kardeşim, herkes lisanslı değil mi? Herkes lisanslı. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Alright. Bomba transferimiz orta sahanın yeni dünya yıldızı Emre Junior'ı transfer et gelsin. Oğlum lan aldık ya zaten. Harvey Elliott'ı aldık. Daha kim alalım biz? Harvey Elliott transferini tamamladık lan. Daha ne yapalım? Daha kim alacağız yani? Hayvan gibi transfer yaptık.
Tabii canım, Steam'den veriyor. Etail. O yüzden katıl Orhan'cım benim. Galatasaray 5-60. Ziraat'te Galatasaray'la kapışacağız, belli oldu. Oha, daha Kasımpaşa maçı varmış lan. Porto maçı ne zaman? Şubat'ta değil miydi? Kasımpaşa'dan sonra mı acaba Porto maçı? Neyse, bunlara yedek kadro çıkacağız. Yedek kadro çıkacağız ha buraya. Kolay zafer bekliyoruz. Takım seçimi. Hızlı seçim. Yoktur. Dönüşümlü rotasyon. Tam rotasyon. Ersal, Seratkan, Dürzü, Erosan, Absolut, Ultra Aslan. Tamam, Ultra Aslan'ı şöyle değiştirelim. Ya da Ersal burada daha iyi gibi sanki ya, bakalım. Ultra Aslan yorgunmuş lan. Ayısa oynasın. Ayısa'yı hiç oynatmıyoruz. Mayro yerine alacağımız oyuncu var mı? Yok. Neyse. Elliot gelsin yedeye de. Yılmaz niye forvet ya? Bak şimdi ona kafam takıldı. Şöyle yapalım biz. Simurgu koyayım lan genç forvetimiz. Bir maç daha görelim. Yılmaz oynar tabi canım da. Sebastian Dürzü'nün morali bozuldu. Niye bozuluyorsa. Bir maç oynattım, çok verim alamadım Yılmaz'dan. Orta sahada daha iyi. Radokuz. Şimdi Yılmaz'ı gördü. Ersal, Aysa, Seratkan, Maldini. Seratkan sokuldu. Seratkan çevirdi. Ersal, Yılmaz. Radokuz harika pas. Radokuz çaprazdan. Belinka'da kaldı. Dürzü. Yaptı ortaya. Simurg dışarı gitti. Genç forvetimiz. Oğlum ne kanadı lan, daha ne kanat. Hayvan gibi kanadımız var, her yer kanat. KFC'den daha çok kanat var. Her yerimiz kanat, dört bir yanımız kanatlarla çevrili. Beriga, Tagir. Sağlam, Atakan. Envekali. Emono. Dürzü. Yılmaz. Radokuz şimdi. Radokuz sokuldu. Ulan oğlum pas versene Teres. Rıdvan, Jorginho, Crivelli, Rıdvan, Envakali, Omerio, Yılmaz çok güzel girdi araya. Yılmaz sokuldu, bir de pas verirse var ya yerim ben bu herif. Ah be. İçeriye vermesi lazım. Aysa vurur oradan, dışarı gitti. Bir taraftar daha öldü. Oğlum şampiyon olup, Türkiye Kupası'nı alıp Şampiyonlar Ligi şampiyon oluyoruz mu ya? Üf. Amazing olmaz mı ya? Bence olabilir. Why not? Envekali'ye gönderdi. Padagara. Güven şimdi. Güven boşluğu buldu. Güven sokuldu. Güven pozisyon aradı. Sağlam. Pakaratta. Aysa girdi araya. Atılın oğlum ya. Allah Allah, size işte oyun dağıtmak için yapıyorum o çekilişleri. Üç tane şey dağıttım. Neydi geçen oynadığımız oyunun adı? Kork oyunu yeni çıkan. Ondan da attım. İki tane şimdi Victoria veriyorum. İki tane de Uncharted'ın bu PC versiyonunu vereceğim. Benden abim kardeşim ya. Biz daha ne yapalım ya? Aynen, üç tane skorunu da attık. Dürzü. Berker. Luis Pero. Ersal. Vallahi herkes Victoria 3'e çok hype'lı. Benim gördüğüm o yani. İnternette, forumlarda falan konuşulanlar Victoria 3'ü bayağı millet heyecanla bekliyor. Yılmaz. Escort yok mu? Ne escort oğlum? Rıdvan. Çevirdi Seratkan. Erosan gir araya. Oh be oğlum. Berker şimdi. Berker gönderdi topu. Dürzü indirdi. Atakan, Jorginho. Güven, gol yedik. Ama offside herhalde. Offside sanırım.
değilmiş. Herosan bok gibi oynuyor. Serhat Kanmaldini. Sokuldu. Ortayı yaktı. Dürzü şimdi. Dürzü pozisyon aradı. Defans izin vermedi. Ersal bitiklerde. Bir bağırayım ya. Daha çok çabalayın diye. Luis Pero dışarı vurdu. Perosan sıçıyor ya. Bir söveyim göndereyim bakayım. Bir 10 dakika izleyelim, ona göre değişiklikleri yapacağım. Yani 3 gol daha yemeyiz herhalde de. En azından top oynayabilelim. Yeter kanka. Tamam, Ersal'ı değiştirelim. Buradan da sağdan da şeyi değiştirelim. Harvey Elliott girsin bakayım. Oyunu değiştirebilecek mi? Rado 9 sokuldu. Ortayı yaptı. Aysa Maize. Serhat Kanmaldini. Çevirdi. Simurg. Penaltı hocam. Parmağı taktılar, içinde gezdirdiler çocuğun ya. Böyle pandik mi atılır? Çocuğun beli ağrıdı. Penaltı hocam, hiç bakmayın. Aynen. Biz buradan gördük. Topun başında Dürzü mü? Dürzü vurdu, gol attı. Dürzü beraberle getirdi. Çift küpe Dürzü. Gerekeni yapıyor. Dürzü harika vurdu. Mükemmel bir gol. Muazzamsın Dürzü. Berker, Luis Pero şimdi. Serhat Kanmaldini. Serhat Kan uzun bir top. Simurg aldı. Simurg, oğlum yapma at bunu ya. Genç forvetimiz bunu atmalıydı. Elliot kesti içeriye. Luis Pero Belgia'dan dışarı çıkıyor. Elliot kesti yine. Luis Pero yandan dışarı. Sessiz gaming başladı bu dakikalarda. Ardako. Döndü Berker. Luis Pero. Çevirdi Aysa. Yılmaz şimdi. Pozisyon aradı. Sokuldu Yılmaz. Yılmaz çekti topu. Dürzü. Kalecide kaldı. Abi neler oluyor ya. Yine Junip Gaming bizi buldu oğlum, atamıyoruz. Elliot kesti içeri. Ponçik. Pakarada. Envakali. Omerio. Ulcan. Luis Pero var orada. Serhat Kan'la güzel girdiler. Simurg izledi. Mutlu. Mutlu pozisyon aradı. Ulcan. Yılmaz'ın yerine kim alabiliriz? Mutlu Aslan'ı alayım. Güzel. Simurg öldü ya. Neyse, tek tek yaptığımız için değiştiremedik, görüyor musun? Kaldı orada öyle. Neyse ölsün canım. Tam sürüm çıkınca muhtemelen güncelleme olacak sürekli. Ondan modları etkiler mi? Etkiler ya kanka. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü yetiştiremeyecekler o şeyi falan. Özellikle bu harita, savaş haritalarını yapıyorlar ya. Tüm haritayı dökme muhabbetini. O yüzden güncellemeler gelir ama sık gelmez diye düşünüyorum. Mesela önce bir oyunu yayınlarlar. Yayınladıklarında bir bakarlar. Bir ilk gün patch gibi bir şey yaparlar ertesi güne falan. Ondan sonra şöyle bir ay, bir buçuk ay bir patch gelmez. FM23 işte ne zaman başlıyorsunuz? O zaman başlayacağız ya. Dürzü. Aysa'ya geldi. Aysa. Sokuldu Aysa. Uf, çok güzel vurdu Belga. Geriye doğru zıplayarak yakalıyor. Belga da 7-4 ile oynadı, anasını satayım. Bizi buldu. Bezemeyik. Allah'ım yarabbim ya. Şuna bak, yine 22 tane pozisyona girmişiz. 2.65 XG üretmişiz. Biz daha ne yapalım babazım. Journeyman'den başlamam Niyazi ya. Journeyman'i 1-2 ay sonra patch gelince başlarız. Yoksa öbür türlü bozulur oyunumuz. Bir de Journeyman başlamamız için 3. lig yaması falan filan kurmamız lazım.
Yoksa onun bir eğlencesi yok ki. Journeyman de düşüklükten başlayacaksın. Bu onların işi değil dedim. Taraftarın yüzüne bir tokat gibi çarpan bir cevap verdim. Kuntz Fatih Terim Spadrum'daymış. Aferin Kuntz. Yarın öbürsü gün bir şöyle acıkma yayını yapalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şu yemek videoları izlediğimiz bir yayın yapalım mı? Acıkma yayını ister misiniz? Böyle bazı keyifli videolar buluyorum. Diyorum ki lan bunu yayında izleriz falan filan deyip böyle erteliyorum. Öyle bir yayın yapalım mı ister misiniz? Gece böyle hunharca acıkacağımız. Bir anda Afrika. Vallahi kader kısmet nereye götürürse oraya gideriz acı. Kader kısmet nereye götürürse gideriz. Ceyhan'la başlayıp yaşadığımız acıları hatırlamıyor musunuz? Sen zamanı söyle alışveriş yapayım diye. Aynen kanka, geceye herkese erzağını hazırlasın, ondan sonra ölürüz yemin ediyorum yayının başında. Ben de alayım bir atıştırmalık bir şeyler yarın o zaman. O zaman yarın gece yapalım. Yarın gece yapalım. Mayro'cum sen nerelerdesin ya kardeşim benim ya, hoş geldin. Porto maçına gidiyoruz. Bundan sonra mı Porto maçı? Bakayım bir. Aynen. Yo bir dakika. Ben nereye bakıyorum ki? Lan lig bitmiş. Yok lan, daha Samsun maçı varmış arada. Güzel mangal videoları var yabancı. Oğlum şeyleri izleyeceğim. Michelin restoranlarına gidiyor bir tane Türk şef. Onun videoları var. Onları bir izleyeceğim. Sonra böyle sokak yemeklerini izleriz. Var ya abi, yanlış kadroyla girdik maça, iyi mi? Sıçtık. Vallahi sıçtık, yanlış kadroyla girdik. Uçuşlar yoğun geçiyor, geç geliyor sürekli. Kardeşim benim. Allah Allah kolaylık versin, sizin işte kolay değil. Bizim Michelin'leri gördün mü? Bizim Michelin'leri görmedim. Avrupa Kupası'nı alıp geldim. Vay kardeşim benim Emin'cim. İnşallah biz de alacağız ya Şampiyonlar Ligi'ne. Benim ustaların arkadaşlarım işe falanlar. Hadi ya. Bilmiyorum. Bizim Michelin'ler Türkiye'de var mı Michelin alan restoran, onu bile bilmiyoruz. Yıldız alan var Türk diye. Ya yurt dışında Londra'da Türk restoranı var bildiğim. Ama Türkiye'de direkt alan var mı onu bilmiyorum. Dürzü çok güzel girdi araya. Simurg. Dürzü. Radokuz. 57 tane mi var? Oha varmış lan bu ya. Bilmiyorum. Bana niye vermediler lan o zaman? Ya yayında izleriz ya Caner. Yarın geceki yayını öyle yapalım. Yarın gece böyle video izleyelim. Acıkmalı yayın. Yarın herkes erzağını toparlasın arkadaşlar. Yayın başında bilimum böyle açtığınızı yatıştıracak şeyler hazırlayın. Küçük sandviçler, kanepeler, ne bileyim. Bisküviler falan filan. Yoksa ölürüz. Yıldız alan. 4 tane bir yıldız alan var. Birisi ek olarak yeşil yıldız aldı. Yeşil yıldız falan ne oluyor? Onları ben çok bilmiyorum. Antrikotalı. Bir tane de 2 var. Oo iyiymiş lan. Simurg at bunu lan. Aynen aynen. Yarın gece öyle abi. Kuru ekmek mi? Allah. Nefsinizi körleyecek her şeyi alın yanınıza. Yeşil yıldız çevreci oluyor ya. Biz de çok çevreciydik. Biz de çok çevreciydik de olmuyor. Ersal Arda! Offside diyecekler ya. 52 tane Michelin takibine giren var. Hmm. Ben orada az ağaç kesmedim. Keseriz tabi. Arda'nın golü geçerli. An numarası için çok. Kiracı önümüzdeki dükkanın önündeki ağacı budamış amına koyayım. Nasıl üzüldüm. Kocaman böyle hayvan gibi bir ağaç vardı. La ben dükkanın başına ilk geçtim. Bu diyorlar ki ağaç dükkanı kapatıyor. Lan salak mısınız dedim ya. Bu ağaç bu dükkanın tabelası lan resmen yani. Hani bu ağacı ışıklandır. Güzel bir şey yap abi. Tabelası olsun. Dikkat millet, ışıklı ağacın orası mı desin yani. Salak gitmiş ağacı budamış ya. Çok sinirlendim. Güzelim ağacı pişetmiş. Şeyde var mı lan Caner? Antalya'da 7 Mehmet mi ne vardı? Orada var mı?
Yok değil mi orada? Ya o restoran bence hak ediyor da bilmiyorum. Şeyi mesela hiç beğenmedim. Şu Antalya markası bir tane kebapçı var ya, hayvan gibi reklam yapıyor böyle. Sürekli etler pişiriyor, arasına kaşarlar eritiyor. Dürümler yapıyor bilmem ne falan. Neydi adı? Adını bile unuttum. O kadar hayatımdan çıkarmış. Vallahi kardeşim, yani yanlış bilgi vermek başka bir şey. İfade özgürlüğü başka bir şey ya. Biz yanlış bilgi vermiyoruz ya. Neydi lan kebapçının adı? Ana unuttum gitti vallahi, hiç beynimden uçtu ya. Sarnıç diye isim geliyor değil ya. Sıralı kebap, sıralı kebap. Ankara'yı açtılar bunlar. Acayip de bir dükkan yaptılar. Ulan bir gittim bir yemek yedim. Çok kötü ya. Çok kötü ya. Ya bir de kime göre yanlış, anladın mı? Hani şimdi nasıl olacak yani? Şimdi mesela Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ekonomi iyi. Biz şimdi ekonomi kötü desek yanlış beyan mı yapmış olacağız? Kime göre iyi, kime göre kötü? Avrupa'da sadece tek ilden 52 restorantı takibe girmesine şok olmuş. Oğlum ya İstanbul ama şeyle beraber daha da coştu ya. İstanbul zaten her zaman gastronomi konusunda iyiydi. Ama bu MasterChef falan muhabbetleri İstanbul'u daha da uçurdu yani. Onun etkilerini ben Ankara'da bile görüyorum. Fine dining restoranlar açılıyor yani. Ufak ufak böyle 10 masalı 15 masalı. Ya yani insanlar aslında biraz daha şey, böyle bu Avrupa vari restoran olayına girmeye başladılar yani. Tabi canım 6 ay full falan çakılı oluyorlar onlar. Önceden rezervasyon yaptırıyorum bilmem ne, vırt zırt bir sürü muhabbeti var onun ya. Tamam değişiklikleri yapıyorum af. Herkes bir çıksın. Rekstas gir. Erosan çık. Elliot gir. Dürzü çık. Wild Bull gir. Radoku sıçışlarda Meg gir. Tamam şimdilik bu kadar, bir değiştirelim ya. Gerçi değiştirdim, hepsini değiştirmek lazım da neyse. Bir tane kadınla Michelin aldı mesela. Tahminler tutmasa içeri mi atacaklar? Hadi yani aynen, o da aslında halkı kandıran bilgi oluyor. Zaten sana bahis veremiyor ki, yasal bir şey değil o. Hani sana para karşılığı mesela bahis satması yasal değil. Ya ben böyle kupon yapıyorum sen de yap demez falan yasal değil. Erosan'ı da alayım ya. Bu maç gidecek elimizden valla. Yapmayın. Ay sikeyim ya. Hocam offside ya. Vallahi offside hocam ya. Ay sikeyim. Adama yılın genç şefi ödülü verip Michelin vermedin Mürver'e. Bilmiyorum abi. O TV'de tahmin edenler zaten, onlar tahmin olduğu için o bir şeye girmez. IG ne lan? Instagram mı? Ha bakarız lan. Yarın bakarız hepsine ya. Direktten yayınlıyorum bakayım, yayınlanacak mı? Tıklayın reklam gelince. Yalnız ligde boku bokuna 3 puan kaybettik. Farkında mısınız bilmiyorum. Galatasaray nereye gitmiş? Fenerbahçe geldi götümüze. Abi artık ama günümüz onu istiyor yani. İnsanlar onu istiyor. Çünkü insanlar televizyonlarda onları görüyor. YouTube'da onları görüyor. Ve insanlar fine dining istiyor yani. Denemek istiyor. Tadına bakmak istiyor. Değişik yemek arıyor artık insanlar. Mesela ben de restorantı 2017'de açtığımda biz oradan yakaladık yani. Bizim her hafta mesela meze dolabımız farklıydı. Mesela bir hafta geldiğin yediğin mezeyi önümüzdeki hafta bulamıyordun. Kim bilir ne zaman çıkar. Ama her geldiğinde de yeni bir şey lezzet yiyordun yani. Aa reklam bir anda geldi, korktum lan.
Tıklayın arkadaşlar. Lenovo Gate. Oğlum Lenovo ya. Bir adım alemin öncesi. Kralı ya. Intel Igor ya. Windows 11 oğlum ya. Liste yazayım sana da yardımcı olur sunumlarda. Oğlum ben artık uğraşmıyorum ki. Ben daha uğraşmam da. Ben bundan sonra da açacağım restoran anca benim böyle butik otelin altında böyle 10 masalı. Gelen bulur, yiyen gider hesabı restoran olur yani. Kendime kadar yaparım falan. Evet 3 puanı Kasımpaşa'da bıraktık vallahi, hiç hoş olmadı bu. Ben reklam görmemek için abone. Bu ayrı reklam oğlum. Bu Twitch dışı reklam ya. 2 kuruş kazanmayalım oğlum, ne kadar ayıp bu düşünceleriniz. Laptop iyi canım. Tıklayın hemen oğlum. Bahadır ilk tıklayan 10 kişiden birine o laptoptan hediye çekmiş arkadaşlar. Bana yazdı WhatsApp'tan şimdi. Tıklayın, evrene gönderin mesajınızı. Oradan şeker Bahadır'a gelir. Yilport Samsun Spor maçı sonrası Porto maçı, çok sinirliyim ve çok stresliyim şu anda abi. Crysis'i bir daha dil kursuna gönderelim. Dil dile değmeden öğrenilmiyor hocam dedi. Hocam ben dil kursuna geldim ama dedi, dil dile değmeden dedi, anlayamıyordum ben bir şey dedi ya. Bu maça da yedek kadro çıkacağız. Oğlum RTX 4090 falan ne ya? Biz 3060 diye aldık diye seviniyorduk, şimdi moralim bozuldu yine 40'lar çıkınca. Biz sadece buna çalışsak o zaman. Her sene bir ekran kartı alsak anca işte o kadar. Alabiliyoruz mu? Alamayız ki. Ne kadardır ki? 30 milyar falandır. Alamayız anasını. Twitch'in geliriyle ekrana kartı alalım desek alamayız. GTX 1650. O da iyi oğlum. En azından RTX değil. Limitlerini biliyorsun. Hayır, ekran kartlarının fiyatları düşüyor müşüyor işte bilmem ne falan vırt vırt söyleniyor ama bir yandan dolar artıyor amına koyayım. Nasıl olacak o iş? GT 730. Oğlum ben hani yayın yapıyorum diye alıyorum. Yoksa benim çok da umurumda olmazdı yani. Ben kendim girip oynayabiliyorsam kardeşim bana yeter o ekran kartı. Çalışıyorsa oyun ben okeyim. Oyun çalışmıyorsa o zaman sıkıntı. Yayın yaparken takılıyorsa o zaman sıkıntı. Yoksa böyle her çıkan yeni ekran kartını gideyim alayım falan, öyle hevesleri olan bir insan değilim yani. Hatta bilgisayarımı bilgisayarcıya götürmem lazım. Ama başaramıyorum bir türlü çünkü pislik içinde bilgisayar. Yakında elimize alacağız. Abi ben bu maça yalnız şeyle çıkmam lazım ya. Yedek kadroyla çıkmamız lazım arkadaşlar. Arda Koy'u buraya atsam. Orhan'ı defansta değerlendirsem. Orhan'a değil de şeyi oynatsam defansta. Ultra Aslan oynuyor muydu? Oynar la Ultra Aslan. Aslan gibi oynar koçum benim ya. Oynamaz. Ayısa bok gibi oynuyor abi. Ayısa'yı oynatmayacağım. Ersal buraya gelsin. Absolut buraya gelsin. Caner iyileşmedi mi diyecektim. Caner iyileşmiş. Bayağı olmuş Caner iyileşeli. Caner'e oynatayım Ersal'ın yerine. Erosan çok kötü oynuyor. Barışan'la başlayalım. Sonsuz mermi 7'ye gelsin. Burak Faust'unu 7'ye almamıza gerek var mı? Var. Onu da yapacağız ama kimin yerine yapacağız? Tamam, Aysa'yı almam herhalde. Ersal var, yedekler. Tamam. Simurg'a gerek yok abi. Lextas'la başlayalım. Sonra değiştiririz. Simurg'u çıkartalım. Aysa gelsin. Overrides. Yapacak bir şey yok. Nvidia Now ne kadar şu anda bilmiyorum. Mesela bazı oyunlarda hala takıldığımı hissediyorum. Bir de mesela şey yetmiyor. Bendeki Elgato yetmiyor. Elgato'nun bir üst seviyesini almam lazım. O da çok para. Alamıyoruz. Alırız ya.
Yılmaz Caner çıktım orta. PES'te değil de bilmiyorum ya. FIFA mı PES mi? Ya PES'te daha bir şey oynar mıyım bilmiyorum. PES'te oynamam herhalde ya. Belki FIFA. O da belki. Oğlum FIFA çok pahalı lan. Çok gereksiz pahalı yani. Bir de ben FIFA alınca rahat duramıyorum arkadaşlar. Ultimate Team'e giriyoruz. Ultimate Team'e girince bu sefer sinirlerimiz bozuluyor. Millet kadroyu kurmuş oluyor. Bizim kadro olmamış oluyor. Sonra paket açmak istiyoruz. Paket açınca bu işin bir sonu olmadığını anlıyoruz. Ulan keşke Mayro'yu koysaydım kaleye ya. Paket üstüne paket açıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz kredi kartı patlamış. Böyle şeyler yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Gönder gönder. Ya FIFA'da işte saç sakal animasyonuna sokayım. Yani FIFA'nın kendini geliştirmesi gereken o kadar çok konu var ki. Bir şey de yapamıyorum yani. Şey de diyemiyorsun yani. Herkes konuşuyor mesela FIFA ile ilgili ama hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor. Kaleciler her gelen golü yiyor mesela. O benim dikkatimi çekti bu sene. Aslında bu sene benim için biraz daha iyi olmuş. Çünkü neden? Ben şey seviyorum. Böyle skill move'lar yaparak oynamayı çok sevmiyorum. Bu sene de böyle skill move senesi değil gibi ama bence bir patch ile onu hallederler. Çünkü skill move FIFA'da çok önemli bir yer tutuyor. Bilmiyorum. Yani FIFA konusunda kuzenin baskısı var zaten. Her gün FIFA al, FIFA al diye bana mesaj atıyor. Biz onda FIFA alıyoruz. Mesela beraber oynuyoruz. Ultimate Team maçlarını beraber yapıyoruz Division'da. Mesela Foot Champions'ta da beraber oynama olsa mesela direkt alırım. Ben beraber oynamayı seviyorum. İki kişi ya beraber oynayınca daha keyifli oluyor. Aynı takımda olup. Para verince de olmuyor ya. Bulgur. Canlı örneklerinden biri ben olduğum için. Ben mesela SBC'lerin hepsini bitiriyordum. İşte onları bitirince zaten kaşınmaya başlıyorum. SBC'ler bitiyor. Ben başlıyorum kaşınmaya. Absolut. Yılmaz at bunu. Aferin lan Yılmaz. Aferin koçum be. Hayem mi Absolut bıraktı Yılmaz attı. Nereden attın lan? Discord'dan mı attın? Instagram'dan mı attın? Ah, DC'den gelmiş. Oo, güzel görünüyor. İstakoz biz de çok hazırladık ya böyle tabaklar. Ama çok başarılı gözüküyor. Oyster Rockefeller. Oo, o da güzel görünüyor. Güzel oğlum, gayet güzel yani işçiliğin. Bir de sunumlarda seçtiğin tabaklar, atlar falan da güzel. Eline sağlık kardeşim benim. Yenilikçi olacaksın abi. Ben onu bilir onu söylerim. Bir de işte bu işte el lezzeti çok önemli abi. Aynı tarifi veriyorsun. 5 tane usta getiriyorsun. 5'i de farklı yapayım. 5'in de tadı farklı yani. Aynı tarifi versen de. El lezzetin varsa bu sektörde yürüyeceksin abi. Şu an usta maaşları 15 bin lira mı ne olmuş? Yanlış bilmiyorsam. En son bizim şef 15 alıyorum abi demiştim. 15 bin lira çok iyi para yani bugün kesinde baktığımda. İyi para yani, güzel para. Masterchef bitirdi bizi. Niye lan? Mekan işletmek çok zor oğlum. 15 bin lira şefe veriyorsun. Yardımcısına nereden baksan en kötü 10 kağıt ister. Çırak nereden baksan 7 lira ister. Zaten 30-35 mutfağa verdin. Salonda 5 tane adamın olsa, 6 tane adamın olsa. Asgari ücret versen iyi bahşiş çıkacak hesabı diye düşünüp. Zaten gitti kafadan 100 milyar aylık maaş giderim var. Sigorta, maaş, vırt zırt. Kira ödedin, elektrik ödedin. Sıçtın yani, anladın mı? Hani hiç kolay değildi. Şu an mekan işletmek çılgınlık yani.
Ben anlayamıyorum hani. Gidiyorum mekanlara. Fiyat farkı da yok mekanlar arasında. İmam Hatip okuyor, geliyor aşçılık okuyor. Ben ne anladım abi? Lisede neden okuyorum aşçılığı? O işlem, işte o işlem birazcık sıkıntı. Ya sen mesela şimdi temelden alıyorsun. O farklı. 15 bin liraya 15 kuru bamya alıyorsun. Ya aşçılık işinde kendini geliştirmekle alakalı abi. Eğer sen yenilikçiysen, bir şeyler yapabiliyorsan oluyor, öbür türlü olmuyor. Bizim bir sol açık var. Ölmez mi? O duruyor tabi lan. As 11'imde hem de. Sonsuz mermi. Sen bizim as 11'imizsin. İnanılmaz gelişti karakterin bir de. Oh be dürüzü. Lextas. Şimdi Porto maçına gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi. Ben aşçıyım evde. Ne kadar. Ben de bir sandviç yapıyorum. Kendim aşçı zannediyorum. Ben mesela hiç yemek yapamam. Ama tarif veririm. Bunlar ölmesin ya. Bunlar ölmesin. Bize lazım olacak. Yani. Çok kötü gol yedik ya. Aleyküm selam dostum, hoş geldin. Her işte kendini geliştiren adamın farkı belli olur. Ya oğlum şimdi bir işi bilmen gerekmiyor. Mesela benim bir işi yapmam için bir işi bilmem gerekmiyor. Ben o işi en iyi yapan nasıl yapıyor diye ona bakarım. Sonra da direkt şunu düşünürüm. O yapıyor amına koyayım. Benden zekim, ben de yaparım diye düşünürüm. Genelde de yaparım. Hamur işi dışında her 15 yıllık bekarlığı tutuyoruz. Tabii o da farklı. Oyunu geliştirmişler 2008'de, noktaları seyrediyorduk. Tabii canım. Yani geliştirme dediğin de aslında pek bir geliştirme de yok kanka. Son 3-5 senedir aynı oyunu oynuyoruz yani. Genelkurmay'ın özel mutfağında Hulusi Bey ile Genelkurmay Başkanı özel aşçısıydı. Vura vura öğretti vallahi, öğretiyor. İşte o da bak önemli. Yani öyle eğer ustan iyiyse zaten sen de iyi bir aşçı olarak çıkıyorsun. Ya bir de şimdi bu MasterChef ile beraber sektörde şey çıktı abi. Çocuk geliyor genç, 18-19 yaşında. 1-2 oynuyor abi. Şey oynuyor diyorum ya. Beyin yine oyuna gitti. 1-2 böyle bir şeyler yapmayı öğreniyor. Sonra diyor ki ben artık çırak değilim, ben oldum. Öyle bu işler 6 ayda 5 ayda olacak gibi değil yani. Bir de bu çocuklar hani çırak geliyorlar falan, hani okulundan gelmiyor, bir yerden gelmiyor. Doğru düzgün bıçak tutmayı bilmiyor. Ondan sonra çıkıyor, aşçılık işlerine başvuru yapıyor. Diyor ki ben asgari ücretten üstüne çalışırım. 8 bin lira verin bana, 10 bin lira verin bana. Şef diye alıyorlar ondan sonra. Çocuk hiçbir şey yapamıyor, piç oluyor. Hem sektörden soğuyor, hem aldığı adam zarar görüyor. Samsun bize son dakikalarda şov yapıyor. Anasını söveceğim şimdi. Tamam söyle söyle. Ya MasterChef tabii ki büyük oranda kast ama hani insanları şeye özendirdi işte. Hani aşçılığın çok keyifli bir iş olduğuna. İşte restorancı insanların daha fazla restoran açmasına yönlendiriyor. Aynen öyle. Bulaşık yıkamadan usta olunmaz abi. Usta sana o haşladığı ahtapotu döv diyecek mesela, sana haşlamadan önce. Sen bir zopayla o ahtapotu bir döve döve ahtapotu nasıl döveceğini bir öğreneceksin. Mesela balıkçı olacaksan balık restoranında çalışacaksın. O ahtapotu bildiğin 15-20 dakika dövmen lazım. Yoksa ahtapotun eti sert olur. Yiyemezsin, çiğneyemezsin. Gordon Ramsay adam ya. Oğlum adam büyük şef lan. Ya şöyle aslında bunda bir sıkıntı yok restoranların türemesinde. Bunda sıkıntı bence o noktada artık bir gastronomi bakanlığı tarzında bir şey kurulup böyle restoran açacakların hani belli kriterlerin üstünde insanlar olması lazım. Yani öyle herkese restoran açtırmayacaksın abi. Çünkü bunlar genel olarak ekonomiye de zarar veriyor. Adam bir borçlanıyor. İlk başlıyor 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon sermayesiyle hani restoran hariç. Onlarla ödemeleri yapıyor. Toptancılardan malları alıyor. Sonra ne oluyor? İş yapamayınca toptancılara bu sefer diyor ki yaz tahtaya, al haftaya. O haftaya bir türlü gelmiyor ondan sonra. Gıda denetim falan yapılmıyor ki oğlum. Ben restorancıyım işte, anlatıyorum kaç kere. Denetim menetim yok yani. Neyin denetiminden bahsediyorsun? Ha denetime gelen zaten mutfakta neyin nasıl yapıldığını bilmiyor ki. Yani
Bir de denetime gelenin onu bilmesi lazım. Barukyan sakatlandı 2-3 gün. Arda inanılmaz oynadı. Güzel. Porto maçına gidiyoruz arkadaşlar. Porto maçı. Allah, Porto time. It's time to Porto. Şampiyonlar Ligi ön elemenin ilk ayağı arkadaşlar. Porto ile karşılaşacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Amerika'da bile yoktur MC'nin programında. Oğlum görmediniz mi? Amerika'da bile yok. Doğru söylüyorsun yani. Heriflerin pisliklerini görmediniz mi? Hayrettin'in fırıncı videosu. Ya öyle tabii oğlum, zaten öyle ama gerçek onlar yani, yalan değil ki. Aslında ne kadar şaka da olsa gerçek yani. Ben çok restoranda şeyi gördüm. Özellikle bana anlattılar falan yani. Böyle yere düşen yemeği alıp tekrar ızgarada şey yapıyorlar, veriyorlar falan. Yani ne yediğini bilmen lazım. O yüzden açık mutfak mesela çok önemli restoranda. Barbeyalı'yı koydu, Caner'i koydu, Orhan'ı koydu, Ersal'ı koydu. Mac, Burak, Morko, Ersan. Bu şekilde gidelim hocam dedi. Caner biraz yorgun. Caner'in yerine Yılmaz'la başlayabiliriz. Yılmaz sanki son maçı iyi oynadı gibi ya. Ama Caner'le başlayalım ya da Yılmaz'ı değiştiririz sonradan. Lextas'la çıkalım hocam dedi. Yedeğe başka alacağımız var mı babacım? Ultras'tan alayım belki bir sıkıntı olursa. Absolut var. Hadi gidiyoruz. Kazamız mübarek ola arkadaşlar. Porto karşısında ilk maçta Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyoruz. Gerekeni başarmak istiyoruz. İyi bir takımız ve bunu herkese gösterme zamanı dedi Emre Hoca. Deplasmanda gerekeni yapmak istiyoruz. Hadi aslanlarım. Hadi oğlum. Caner, Elliot, Lextas. Caner şimdi. Caner sokuldu, ortaladı. Sonsuza gelir mi, gelmedi. Orhan Tavun'dan al topu. Hadi oğlum, hadi evlatlar, başarabiliriz. Başarabilirsiniz çakayım, böyle bir mutlu başlasınlar maça. Sakın. Baskı oğlum, baskı Arda. Baskı, aferin. Yürü şimdi, sakin çıkıyoruz. Abi ne yapıyorsun? Heh. Sakin, 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 sakin. Ersal, hadi oğlum. Erosan, Elliot, Caner, Lextas şimdi. Elliot'a, Elliot, Elliot baktı içeri. Orhan küçük boyuyla, aman yarabbi. 1-10 boyuyla gol atıyor Orhan. Oğlum hadi deplasmanda bulalım. Vallahi biz oynuyoruz ya. Porto morto dinlemiyoruz oğlum ya. Biz kimleri yenip geldik buraya be. Hadi be aslanlar be. Soriano. Orhan şimdi. İndirdi Elliot. Elliot yürü dedi Erosan'a. Erosan sarı kafasıyla sokuldu. Erosan ortaladı. Sonsuza gelmedi. Meg aldı topu. Çevirdi Orhan. Ersal. Caner. Caner vurmak istedi. Offside. Hadi oğlum lan, bir gol bulalım be. Everton, Alvarez, Martinez. Durdur onu koçum. Bir araya aslanım. Pellegrini ortaladı. Burak. Romario aldı topu sonsuz. Harikasın sen. Elliot gönderdi. Lextas. Lextas sokuldu. Lextas içeri baktı. Sonsuza gelir mi, gelmedi. Gelmedi, inanılmaz. Morko girdi araya. Yapma Burak. Yapma Morko. Yapmayın çocuklar. Of. Allah korudu. Allah korudu. Allah korudu. Allah korudu. Everton. Everton Mayro. Molina. İzin vermeyin. Vurdurma. Aferin koçum. Şimdi gidiyoruz. Lextas. Nereye indiriyorsun oğlum? Önüme indirsene ya adamın. Hadi Ero. Güzel kullan. Yapma, 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 yapma. Baskı, 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 baskı. Baskı, baskı. Alın onu, alın onu. Alın oğlum onu. Alvarez Martinez. İzin verme oğlum, izin verme oğlum, izin verme oğlum. Yapma, yapmayın, kaçırmayın, yapmayın. Aferin Mayro, adamsın Mayro.
Hadi aslanlar, hadi koçlar, hadi aslanlarım. Başarabiliriz. Daha çok çabalayın diye bağıracağım ya. Olumlu etkilendik gibi. Orhan yapma, Orhan yapma. Ersal yürü koçum. Mac şimdi sonsuz. Sonsuz mermi. Mac. Hoş dedi sonsuza. Mac. Mac kendi gitti. Lextas'a indirdi. Lextas önünü aldı. Ne yapıyorsun Lextas? Yürü Mac. Çevir içeri oğlum. Orta geldi. Kasale. Ersal. Orhan. Sonsuz. Mac girdi araya. Mac vurdu. Suriyano. At bunu. At bunu oğlum ya. At bunu ya. Sonsuz kesti. Lextas vurur mu? Morko çevir arta. Orhan şimdi. Ersal, Morko. Orhan çevirdi. Mac şimdi. Bolina. Hadi lan kornerden bir gol. Caner dibine girdi topun. Koş. Ersal. Çevirdi. Caner tekrar. Caner. Oğlum ne yapıyorsun ya? İçeri versene. Hadi oğlum be. Lextas sakatlandı abi. Sonsuz kesti. Burak vuramadı. Morko şimdi. Caner. Sonsuz. Ersal. Baskı 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 baskı. Erosan aferin. Şu topu bir dışarı atın da değişikliği yapalım ya. Sonsuz mermi. Gönderdi Caner'e. Caner indirdi Ersal'a. Ersal Erosan'a harika pas. Erosan sokuldu. Erosan. Elliot. Harvey. Erosan. Elliot. Caner. At bunu. At bunu kitapsız. At bunu kitapsız. İnanamıyorum ya. Abi neler kaçırıyoruz ya. İndir oğlum. Abi yapmayın. 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 Karika buru. Aferin. Kaleci kal oğlum. Aferin. 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 Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum sakin. Sonsuz mermi buluştu topla. Mayro'dan harika bir pas. Sonsuz mermi sol kanattan bindiriyor. Ortaya çevirdi. Elliot vurdu. Soriano. Allah'ım. Hadi oğlum. Elliot indirdi. Nereye indiriyorsun Elliot ya? Düzgün indir şu topu ya. Caner'in stamina bitti ya. Herif 7.3'te oynuyor Soriano ya. Mutlu göndereceğim çocukları. Caner'e bir 5-10 dakika daha vereceğiz. Yılmaz girecek yerine. Baskı çocuklar, baskı. Harika buru. Alwin. Sonsuz alır onu. Bas sonsuz. Offside yok mu hocam? Hadi evlatlar, hadi aslanlarım, hadi koçlarım. Hadi oğlum ya, şuradan bir gol atalım ya. Lütfen yemeyelim bunu. Lütfen. Mayro. Adamın daşşaklısı Mayro. Morko. Sakin. Erosan. Çok güzel. Caner ver yanına. Harikasınız. Gönder kanada. Gönder kanada oğlum. Sakin. Çok güzel. Güzel pas. Sonsuz mermi. Şimdi önünde top. Sonsuz mermi sokuldu. Çevirdi. Mac. Orhan. Dışarı gitti. Ah lan be bu sana çerçeveyi be. Molina. Gönderdi. Tauvin. Mayro alır onu. Sakin. Tamam. Hızlı başlat Mayro. Gönder aşağıya. Önde pres yapıyorlar abi. Sonsuz alır mı? Mac aldı. Mac gidiyor. Sonsuza bıraktı. Sonsuz verdi. Fink aldı şimdi. Fink kale. Dışarı gitti. Nasıl gider dışarı devireceğim şimdi. Kıracağım her şeyi ya. Vallahi de atacağım şimdi buraları ya. Elliot. Uzun bir top. Sonsuz mermi sokuldu. Allah'ım. Korner. 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 Caner'i bir 60'a kadar oynatayım. İyi oynuyor. Caner kesti. Fink vurur mu? Abi baskın. Bas oradan. Bas arası onu. Çok güzel. Çok güzel. Bizde top. Hadi biz oynuyoruz oğlum. Biz yapacağız bunu. Mac şimdi. Mac aldı. Mac gidiyor sol kanattan. Durduramazlar onu. Mac sokuldu. Mac gidiyor. Mac'i durduramıyorlar. Mac. Çevir içeri. Sonsuz. Verdi pası. Caner attı. Golü attı. Caner attı. Bulduk. Golü bulduk. Amına koyayım Şampiyonlar Ligi'nde. Deplasmanla 1-0 öne geçiyoruz. Caner yoruldu. Golü attı çıkıyor. James giriyor yerine. Megan harika getirdiği top. Mükemmel pas. Sonsuz mermi verdi. Caner'e dokunmak kaldı. Gerekeni yaptık kardeşim. Bu nedir ya? Bu nasıl futbol ya?
Biraz daha düşük tempoda, biraz daha zaman geçirerek oynayacağız. Deplasmanda bir golü bulduk. 1-0 öndeyiz. Hadi çocuklar. Hadi aslanlarım. Durdur onu. İzin verme. Al onu Burak. Aferin koçum benim. Mac şimdi. Orhan'ı gördü. Mac. Sonsuz mermi. Harika bir top. Derine. Yılmaz'a gelir mi gelmedi? Bas onu Yılmaz. İndir onu. Burak ve Morko. Aferin çocuklar be. Ersal şimdi. Mac'i gördü. Mac. Mac gidiyor topla. Mac inanılmaz gidiyor. Mac çıldırdı. Sonsuz mermiye bıraktı. Sonsuz mermi. Ne yapıyorsun lan? Neresi? Niye yaptın öyle? Burak. Mac. Mac şimdi sokuldu. Mac. Mac gidiyor önü bomboş. Mac gidiyor cefada sokuldu. Ceza sahasında penaltı bekliyoruz. Arkadan bir müdahale. Allah'ım böyle bir şey yok. Orhan. Yapma Orhan. Kır bacağını oğlum. Kır bacağını orada öldür onu. Burak bitir onu. Mac bitir onu. Bitirin oğlum onu. Bitirin veremesin pasını. Danilo'ya baskı. Baskı 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 pres. Çok güzel be. Dik kaleci atla bir yere. Dik kaleci mal bir yere. Güzel. Aldık onu biz de o. Erosan bırakmaz. Şimdi Harvey Elliott. Elliott baktı bıraktı sana. Erosan çizgiden gitti. İnanılmaz patladı. Gidiyor Erosan. Ceza sahasına sokuldu. Erosan verdi pasını. Fink. Kaleci direkt. Allah delireceğim. Delireceğim. Sonsuz topun başında. Sonsuz içeri çevirdi. Fink vuramadı. Orhan bir gol daha bulalım. Rahatlayalım istiyoruz. Orhan yapma. Orhan ne yapıyorsun? Acuna. Acun'un şeydeki oğlu. Portekiz'deki çocuğu. Acuna. Sonsuz mermide yorgunluk belirtileri var. Duruzi'yi alayım mı? Yılmaz! Bir gol daha geldi. Ne oluyor aman yarabbim? Duruzi'yi alalım. Birazcık rahatlatalım. Oğlum gol ya. Gol sokarım. Offside falan deme. Gol geçerli. 2'yi bulduk. Duran toptan. Harvey Elliott gönderdi. Seken topa. Yılmaz dokundu. Gol geldi. Deplasmanda 2-0 Porto'ya gözdağı veriyoruz. Aman yarabbim. Mükemmel bir detaysınız çocuklar. Harikasınız çocuklar. Efsanesiniz çocuklar. 81. dakika 2-0. Hak ettiğimizden az değil. Bassın çocuklar. Durdurun onu. Aman diyeyim Erosan. Doğru noktada. Şimdi Elliott aldı. Çıkıyoruz atağa. Elliott. Boşalttı önünü. Çalımlarla gidiyor. Orhan'a bıraktı. Orhan. Dürüzsinin üzerine verdi. Dürüzü gidiyor şimdi. Dürüzü içeri baktı. Mac'e bıraktı. Mac Ersal. Mac tekrar çizgiye kadar götürür. Götürdü. Orta gelmedi. Mükemmel bir detaysınız. Elliott. Kesti içeriye. Kasale girdi araya. Ersal topu aldı. Elliott'a bıraktı. Elliott sokuldu. Elliott çevirdi. Ersal tekrar. Orhan. Ersal. Elliott. Ersal. Aradan harika pas. Elliott. Gelemedi. Allah'ım. Sakın geçirme. Geçirme. Geçirme onu. Tut onu. Durdur onu. Aferin be Burak be. Sen nasıl bir kralsın ya. Sen nasıl bir kralsın ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Acun'u ortalığı poş vurdu. Lairo dikkatli karesinde. 4 dakika kaldı çocuklar. Gol yemeden bitirdi. 2-0. Evimizde bitiririz bu işi. Yılmaz şimdi aldı topu. Ersal'a döndü. Ersal. Burak'ı gördü. Ersal. Orhan. Harika paslar. Dürzü. Dürzü sokuldu. Dürzü çevirdi. Birazcık geride kaldı. Burak aldı topu yine düştü. Yerde Burak. Fink girmek istedi araya. Alvarez. Danilo. Martinez. Pellegrini'ye döndü. Pellegrini. Durdur onu Erosan. Acuna. Orta geldi. Romario vurdu yanağlarda. Değiştiremiyorum. Ya kalmadı oyun güreşi. 4 dakika kaldı. Mac'le geliyoruz. Hala gol kovalıyoruz. Mac sokuldu. Ortası Fink'e gelir mi? Soruyan o son anda çıktan sonra. Aman yarabbi. Her yerinizden öpüyorum çocuklar. Sakın gol yemiyoruz. Hayır. Of. Of. Bitti hocam. Bitir. Bitir. Bitir hocam. Bitir. 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 Hadi geçmiş olsun. Yakın meşaleleri. Porto'yu kendi evinde 2-0 mağlup edip Şampiyonlar Ligi şampiyona en büyük adayız biz kardeşim dedi Emre Hoca. Ve öğrencileri gerekeni yaptılar abicim. Böyle bir XG mi var? Böyle bir pozisyon mu var? Kime karşı oynuyoruz? Siz var ya adamın dibisiniz. Adamın hasısınız ya. Adamın hasısınız ya. Herkes kendine isteneni yerine getirdi. Gülüm planlarımızın meyvesi çok zevkli. Harika bir detaysınız. Mükemmel bir maçtı. Çok keyifliydik. Orhan bir 5-7 gün sakatlanmış. Lextas 3-4 gün sakatlanmış. Sıkıntı yok. Burak Falk yine efsane bir oyuncumuz.
İnanılmaz oynadı. Abi sikeceğim ama ya. Hemen sözleşme amına koyayım. Ver. Al amına koyayım. Al parası neyse veriyoruz. Oynayın da siz. Ben para veririm size. Gerek yok. Of, çok iyi maçtı ya. Vallahi efsane maçtı ya. Legendary bir maçtı. İnanılmaz heyecanlandım yani. Çok keyifliydi. Acayip keyif aldım. Sonsuz mermi inanılmaz bir gelişim gösteriyor. Çıldırdı sonsuz mermi. Böyle bir şey yok. Şimdi gider Manisa'ya yeniliriz. Hep öyle olur ya. Böyle Barcelona maçından çıkıp Manisa'ya 3 yiyen takım. Şehirciden tüm takımı artı bir hocam. Tabii ki de hayır yok. Tabii ki de o kadar yok. Bu turda bu kadar heyecan, finalleri düşünemem. Ben de düşünemiyorum Burmela. Vallahi ben finallerde herhalde. Finalleri büyük ihtimalle erken yayında falan oynarız. Hanım evde olmasın, çığlık atayım rahat rahat. Yoksa ben gece bütün apartmanı ayağa kaldırırım. Yani finalleri evde evde oynamak biraz zor. Gece yayında daha da zor. Yok lan, ben senin en son gelişmen, sen yoktun chatte, ben geliştirdim seni. Oğlum bu arada bak, bu FM tekrarlarımız yeni kanalımıza geliyor. Önden YouTube yazın, alttaki linkten yeni kanalımızı takip edin sevgili kardeşler. Artık ana kanala atmıyorum yani. Oynadığımız, Twitch'te oynadığımız bütün videolar yeni kanala geliyor. Twitch tekrar kanalına geliyor. Of. Herkes sakat. Tamam, böyle bir kadro kurduralım. Ersal çok yorgun oğlum. Niye Ersal'ı bu kadar oynatma isteğinde ya? Bu Lucifer kardeşim, bu nedir Lucifer ya? Bir sal ya. Bizim başka oyuncularımız da var Lucifer ya. Açıkta onlar oynasın oğlum. Şu Morco da bir iyice sakatlığı geçsin abi. Luis Pero girsin. Ersal yorgun, Radokuz girsin. Tevez Aytac'ı da yavaş yavaş oynatabilirim. Tevez Aytac'ı yedekten alırım. Tamam hadi böyle gidelim. 11'de eve geliyorum. Yemek yerken bazen uykuya yenik düşüyorum. Normal kardeşim. Biz insan gibi saatlerde yayın yapmıyoruz. Manisa Futbol Kulübü. Deplasmandayız. Ligde artık kaybetmeye mecalimiz yok. Her maçı kazanmamız lazım. Barşanri. Barşanri orada, bak bak. Barşanri'ye bak sen. Rakipte Barşanri var. Abi koyuz. Absolut güzel girdi araya. Mac şimdi çevirdi Absolut. Yılmaz. Yılmaz sokuldu. Mac'e bıraktı. Mac altına girdi topun. Barukşihan'a güzel bir orta ama Barukşihan yine atamadı. Şu maçı kazanmamız lazım abi. Puan farkını arttırmamız lazım. 69'a çıkmak zorundayız. Elliot topun başında. Elliot kesti içeri. Fink vuramadı. Absolut. Luis Pero. Arda Ko. Luis Pero şimdi. Çevirdi Absolut. Yılmaz. Yılmaz sokuldu. Yılmaz çevirdi. Sonsuz. Elliot. Aman yarabbim, neler oluyor ya. Elliot'ın baskısı var. Mac şimdi harika aldı topu. Çizgiden gidiyor. Patladı gidiyor. Tutamıyorlar. Mac ortaladı. Fink vurdu. Wienand. Atalım şöyle erken erken bir iki gol de rahatlayalım ya. Allah, stres olmaktan gıcık oluyorum ya. Yılmaz, Burak. Şimdi Barucuyan. Barucuyan harika çekti top önüne. Barucuyan içeri baktı. Absolut'u gördü. Absolut çevirdi. Sonsuz mermi vurdu. Fink'e geldi. Fink tamamladı. Gol geldi. Offside yoktur inşallah. Yok galiba offside. Yok. Oh be. Erkenden bir golle başlıyoruz. Barucuyan geliştirdi pozisyonu. Harika çekti. Absolut hemen baktı içeri, arkadaşını gördü. Sonsuz dokundu. Defanstan seken topu. Fink tamamladı. Gol geldi. Asiste solsa gitti. Sonsuz o kadar. Fatih bitirdi orada oyuncumuzu. Ama Mairo dikkatli. Mairo dikkatli kalesinde. Topun başında Barşan Retupsikyan çek. Ortaladı Gül Ramos. Bu Ramos kimse. Galatasaray yenirse de çok güzel olur ya. Barşan Bey kesti. Luis Pero. Sen golde atıyorsun oğlum bir de. Sen gelmediğin bölümlerde acayip oynadın lan top. Barcelona'ya falan şov yapmışlığınız var yani. 4 mi attık Barcelona'ya? 5 mi attık? Oğlum ama var ya, gerçekten alırsak süper olur Şampiyonlar Ligi'ni ya. Absolut.
Çevirdi Luis Pero şimdi. Luis Pero pozisyon aradı. Absolute verdi. Elliot çevirdi. Fink sonsuza bıraktı. Sonsuz, inanılmaz bir gol. Direğin içinden harika bir gol. Mükemmel bir gol daha geliyor. Turkish player rahatlıyor. 2-0'ı buluyor deplasmanda. Elliot harika bir pas. Fink hiç düşünmeden bıraktı. Sonsuz gelişine çok güzel vurdu. Mükemmel bir gol. Bir gol bir asistle oynuyor sonsuz. Elliot topun başında. Kesti içeri. Fink'e gelir mi? Baruch Çiğan gelişine vurdu. Defansın götünde patladı top. Sağ yanağında bir yanma var. Manisa defansının. Şimdi orta. Absolut baskısı var. Barşenri Tutskiyan çek. Bizim oyuncumuz. Barşenri çalım denedi. Başarılı olamadı. Umutcan, Eren. Tekrar Barşenri aldı topu. Eren'e verdi. Eren, Umutcan. Ethem şimdi Barşenri'nin önüne. Barşenri içeri sokuldu. Barşenri baktı. Ethem'i gördü. Ethem döfler dışarı vurdu. Eren gönderdi. Araya girdik. Fink aldı topu. Fink bıraktı Baruchyan'a. Baruchyan şimdi pozisyon arıyor. Baruchyan içeri doğru sokuldu. Ortaya çevirdi ama kaleciye geldi top. Gerekeni yapamadık. Luis Pero indirdi. Şimdi Baruchyan uzun bir top. Sonsuz mermi aldı önüne. Sonsuz mermi içeri sokuldu. Baktı. Fink'i gördü. Fink vurdu. Attın ama ya. Bunun da hayvan gibi oğlum şeyi ya. Bunun da çok yüksek ya. Niye böyle oluyor anlamadım ya. Absolut. Şimdi Arda Ko. Mac'le paslaştılar. Mac sokuldu. Mac yine çizgiden çılgınca gitti. Ortayı yaptı. Fink vurdu. Vinalt abi ne güzel vurdu ya. Kalecinin de yani kurtarış inanılmaz anasını. Böyle bir kurtarış yok. Fink'e gelir mi gelmedi? Bulmaz. O noktada başarılı. Luis Pero'ya verdi. Şimdi Arda Ko. Luis Pero. Absolut. Luis Pero, Arda Ko, Fink aradan sonsuz gördüler. Offside bekledik. Evet offside. Kaleciler evet yemin edip geliyorlar bize ya. Gol yem gerçi şerefsiz diye. Allah'ım ne kadar güzel bir gol. Offside mı? Offside değildir lan. Ya nasıl offside'di ya? Abi nasıl offside ya? Çok temizdi ya. Radokuz çok güzel bıraktı. Ha baksana orada iki adım atmış. Lüzumsuz iki adım atmış. Ne gereği var lüzumsuz adıma? Efsane ilerliyoruz. Çekilişe katılın oğlum bak unutmayın. Ondan sonra bana demeyin. Bana oyun çıkmıyor. Atılmazsanız çıkmaz. Ünlem çekiliş. Yarın çekeceğim bak. Absolut. Çevirdi şimdi. Arda Ko. Absolut. Yılmaz. Meg'e gönderdi. Meg. Yılmaz. Meg. Yılmaz. Kaleyi gönderdi olmadı. Peki ikinci yer alacağım ya. Tevez oynasın. Sakatlıktan da geri geldi iyileşsin. Luis Pero, Elliot. Elliot şimdi pozisyon aradı. Dışarı gitti. Elliot. Topun dibine girdi. Fink'e gelir mi? Döfler girdi araya yine. Baruchyan Radokuz dışarı gönderdi. Harikasınız evlatlar. Böyle devam. Şimdi kimleri değiştirelim, kimleri değiştirelim. Kardeş. Bir kere. Ne gibi çıkartalım. Evet bir girsin. Baruchyan bir çıksın. Dürüzü girsin. Sonsuz dinlendiremiyor mu? Tamam Harrison Dürüzü yapalım. Harvey Elliot yorulmuş. Aysa Maize gelsin. James'i de değiştireyim. Oraya da Ultra Aslan gelsin. Aslanım benim. Zaten 2-0 öndeyiz. Sıkıntı yok. Papasim. Problem yok papasim. Ozan ne yaptım? Bir reklam çaktım. Ozan araya bir reklam çaktım arkadaşlar. Reklama tıklarsanız sevinirim. Lenovo'nun. Bugünkü son reklamı. Başka yok. Ama reklam gelmiyor ya. Arbiyalı chatten kimse istemedi mi? İstediler oğlum. Herkes istedi valla. Reklam çaktım ama reklam gelmedi galiba. Geldi mi bilmiyorum. Barşenri. Oo araya arka girdik. Perosan. Aysa'ya bıraktı. Aysa vuramadı.
Geldi mi Lenovo'ya ekledim ha, tamam. Tıklayın Lenovo'ya. Tıklayın arkadaşlar. Mairo, Luis Pero, Absolut, Mairo, Luis Pero gönderdi, Burak, Kuy Ramos, Sel, Harun, Bora, Dörfler, Harun, Durisi, Tevez sakat girdi ya. Lenovo reklamı. Lenovo şu anda Lenovo aktif. Hep bir adım. Lan siz hemen tıklayıp Legion'a katılın. Hemen tıkla, Lenovo. Deniz girer girmez sakatlanması ne peki? Böyle bir cünüplük olabilir mi? Ultraslan Dürzü'ye, Dürzü vurdu. Harika gol Sebastian Dürzü. Ultraslan asist yaptı, Dürzü attı. 3-0 oldu, rahatladık. Evet, sakat orada gerekli mücadeleyi gösterdi. Sağ baldırında bir çekme olduğunu işaret etti yana. 69 puana yükseliyoruz. Galatasaray bir de kaybederse fena. Dürzü de iyi oynuyor oğlum. Gerektiğinde Avrupa maçlarında giriyor, gol atıyor. Yedekten sokuyoruz, gol atıyor. İlk 11 başlatıyoruz. Asist yapıyor. Pres yapıyor. Dürzü iyi yani. Dürzü iyi ki almışım ya. Dürzü'yü unutmayalım da FM23'te de bakarız Dürzü'ye. Arşenri. Şıklah. Erosan girdi araya. Kuyramos. Kvadvo. Şıflah. Gönderdi topu. Luis Pero'ya gelmedi. Bora. Şimdi Barşenri'ye. Barşenri ortaladı. Fatih'e geldi. Fatih şimdi. Sel. Dörfler. Fatih vurdu. Direkten dışarı. Orhan'ın yerine oynar. Benim yerim dolu. Oğlum zaten biz FM23'ü en son şeyde yapacağız. Krita Club'ı en son yapacağız. Olmazsa ilk çıktığında bir online lig mi yapsak? Böyle bir online şey oynayabiliriz aslında. Discord'da organize olup, Ferason ne güzel vurdu ya. Demek ilk çıktığında öyle bir şey yapabiliriz. Online bir lig yapabiliriz, hep beraber oynayabiliriz. Herkes bir takım seçer işte, atıyorum deriz ki her gece 12.30'da maçlarımız var falan. Böyle bir şey yapabiliriz. Ferason vurdu, mükemmel gol. Herkes de var zaten. Olanlar da gelir canım, ne yapalım. Radokus, Aysa, Absolut, Lesporeo, Mayro şimdi. Dördü bulduk. Harika oynuyor takım. Ultraslan, genç yetenek. Aysa, Burak, Fink. Fink şimdi çevirdi. Erosan! Bir gol daha çaktı Erosan. Erosan'ın patlama maçı oldu lan bu. Game Pass'ten alın oğlum zaten. Aynen öyle. Game Pass'ten alın abi. Zaten oyuna o kadar para vereceğinize bir senelik Game Pass almak daha mantıklı. Çünkü Game Pass'te tonla oyun var abi. Age of'u var, bilmem nesi var. Oyna, oynayabildiğin kadar. Al bir senelik, kafanı atın. Arda Pro güzel kesti yani. Valla hemen gelecek diyorlar GameForce, Game Pass'e. Game Pass'te aslında anlaşsalar dediğin gibi onlar için de iyi olur ama herhalde şey var, ama Microsoft'un da kendi bir online oynatma projesi var diye biliyorum. Böyle bir proje olursa daha iyi olur. Aferin çocuklar, harika maçtı. Şimdi yarı finale gidiyoruz. Yarı finalde ITM'iz Alanya ile oynayacağız. Kupaların beyi olmak istiyoruz bu sezon. Aytaca bak, 5-6 hafta gitti. Sonsuz mermiye bak arası satayım. Kaç asist, kaç gol? 31 maç, 14 gol, 16 asist. Yok artık. Öyle proje Türkiye'ye gelirse direkt bir... Ya öyle projeler zaten lazım anasını satayım yani Türkiye'de. Ben oyun sektöründe bir firma olsam, öyle Xbox gibi, direkt Türkiye'de zaten alım gücü düştüğü için böyle şeyler yaparım abi, herkes oynar. Hem oyun veriyorsun hem online oynatıyorsun, düşünsene üyelikle. Üyeliğin üzerine 30 daha koy mesela. Xbox al, hem de online cloud'dan oyna. Mükemmel fikir değil mi? 30 verme, 60 ver. Hem oyun, hem PC, hem her şey. Ya ben zaten Xbox'ı o konuda zamlamaması konusunda şey takdir ediyorum, ayrı bir konu, ama bir de böyle cloud yaparlarsa tabii o cloud'un maliyetlerine bakmak lazım. O
cloud maliyetleri ne kadar tutuyor mesela? O konuda hiçbir fikrimiz yok kardeşim. 200 bile veririm diye. Yani zaten bilgisayar almaktan daha ucuza geliyor oğlum. Ona 200 versen ne tutuyor? 2400 tutuyor. Bugün bilgisayar alayım desen en kötü 20 milyar. O da ortalama bir bilgisayar 20 milyar yani. 20 bin lira. Ay temiz Alanya maçı. Sonra da tutturacağız. Abi bir de Trabzon'la oynayacağız. Amazon zaten. Amazon bir kere Twitch aboneliğini dolardan TL'ye çekerek zaten inanılmaz bir zarara uğradı aslında. Büyük yayıncılar o konuda çok dertliler zaten. Önceden dolar kazanıyorduk, şimdi 10 TL kazanıyor, 5 TL sence ne? Diyorlar. Ne güzel oğlum işte, herkes artık abone olma fırsatı buluyor 10 TL olunca yani. Bence 10 TL olması çok mantıklı. Çünkü insanlar bir yere abone olmuyorlar. İnsanlar belki 4-5 kanal birden izliyorlar. Onlar da ne yaptılar? Türkiye'de reklamı çaktılar baba. Türkiye'de reklamı dayadılar yani bayır bayır. Yayıncılar çok kazanıyor. Abi biz kazanamıyoruz. Son zamanlarda iyi bir formumuz var. Oyununuzu oynayın. Zaten maç gelir kardeşim. Alanya karşısında artık az kadroyla çıkıyoruz. Yani yenilmeyelim Türkiye Kupası yedek finalde. Morfo. Abi ben yayıncılıktan şu ana kadar iki villa, iki tane helikopter, işte pistimiz yok. O yüzden hep havada. Barış Çıhan gönderdi. Solsuz çevirdi içeri. Abi onun gol geliyordu ya. Oğlum ben yayıncılıktan ne geliyorsa zaten direkt şey yapıyorum. PC'yi falan geliştiriyorum yani. Ben PC'mi vallahi yayıncılıkla düzdüm. Çünkü kendime öyle bir gol belirledim. Dedim ki cebimden para harcamayacağım. YouTube'dan, Twitch'ten ne gelirse onu hep yayınlara gömeceğim. Daha kaliteli yayın ne yapabiliriz? Daha fazla insanlara ne sunabiliriz? Bu öyle şeyleri harcıyoruz yani. Daha yani buradan para geldi geleli mesela şeyim yok yani. Hani alıp da gideyim kiramı ödeyeyim. Şunu yapayım bunu. Ha bak bir Sorayır partnerliği var. Allah var ya yani. Şimdi bir şey demeyeceğim. Oradan ödedim mi yani? Bir kira ödedim orada. Bit skandalı çıkalı bile bir yıl olmuş. Oğlum bit skandalı zaten çok başka bir durum ya. Bit skandalı. Bize nasıl gelmedi ben anlayamadım. biz niye o skandalda yer alamadık ben onu bilemiyorum yani. Bana mı ulaşamadılar? Ben mi acaba görmedim maillerini? Yoksa biz de o skandaldaki yerimizi arırdık. Bahadır mesela o skandalın en böyle daşaklı adamı olurdu. Bahadır yayın yapmaya başlardı böyle. Bir yayında Bahadır'a 100 bin bit falan geliyor. Direkt Bahadır hatta böyle kanalın adı şey olurdu. Bit Baha. Baha Bit. Bahadır var ya hayata küstürürdü yemin ediyorum. Twitch hani el atmak zorunda kalırdı anladın mı? Hani yapılır da bu kadar da yapılmaz diye el atmak zorunda kalırdı Twitch. Oğlum neyine ceza alacaklar zaten? Ceza alacakları bir konu yok ki. Şimdi o çalıntı kredi kartı. Kimin kredi kartısı? Nereden? Kim? Şikayetçi olmuş mu adam? Türkiye'den onu bulmuşlar mı? Kimin kredi kartını nereye vermişler belli mi? Hani hiçbir bok yok. Türkiye oğlum burası yani. Ne zannediyorsunuz? Herkesin yanına kaldı işte. Bahadır mesela şimdi uçurmuştu. Bir sabah bakıp abone işlemi yapmayın. Teşekkürler pilavdaki. Bahadır var ya anasını ağlatmıştı hani. Böyle şey olurdu. Twitch böyle liste yayınlardı. En çok kazanan yayıncılar birinci sırada. Bahobit. Kanalın adı da hani direkt şeyinden belli. Niyetinden belli. Bahobit. Hatta internette reklam falan vermeye başlardı. Elinizde çalıntı kredi kartı var. Bitlerinizi aklamak mı istiyorsunuz? En doğru komisyonlarla en güvenilir adres. Bahobit. Helikopterden canlı yayın yapardım. Evet bugün gelen siken bitlerle helikopter kiraladık. Ama bitçileri hatırlıyor musunuz? Bakmıştık ya listeye.
kimler bit almış diye. Baho sen var mıydın o yanında hatırlamıyorum. Şimdi böyle mesela listeyi yayınladılar, ondan internete düştü ya, biz de bakıyoruz yayında. İşte atıyorum kızın biri var böyle, kızın hiç izleyicisi yok. 10 abonesi, 20 abonesi, 50 abonesi falan var. Ama bit geliri 1000 dolar, 2000 dolar falan, tamam mı? Kızın Instagram'ına bir giriyorsun kanka. Böyle yıkık yıkık paylaşımlar. Sonra bir yandan sonra paylaşımlar şeye dönüyor. Gucci çantalar. Versace montlar. Anladın mı? Tatilde böyle Antalya'da, Bodrum'da en lüks yerlere gitmiş. Going places. Tabii direkt böyle profilden belli oluyor zaten. Burnunu yaptıranlar, memesini yaptıranlar, götünü yaptıranlar. Millet böyle bildiğin paranın içinden geçmiş o dönem. Bahadır sen nasıl kaçır bunu ya? Fakirim diye ağlıyordu bir de kansız diye. Şey mi? FM oynayalım diyorsun Caner. Biliyorum o çocuğu. Ama hala yapıyorlar değil mi yayın? Paranın içinden geçip kripto almak vardı. Tabi lan. Hiçbir şekilde bulamazlar yani. Aha. Bize geleceğiydi ki Bahadır kardeşim, o ektirirdim hemen. Kendine böyle bit krallığı tutardı. Sonsuz mermi Erosan'ın ortasına harika dokundu. Golü buldu. 55 oyuncularımız yorgun. Değişiklikler yapıyorlar. Meg yorgun. Serhatkan Maldini girsin. Caner yoruldu. James Yılmaz girsin. Harvey Elliott yoruldu. Ultra Aslan girsin. Ersal yoruldu. Black Mountain girsin. Baruk Şihan yoruldu. Dürüzü de sağ girsin. 5 oyuncu değişikliği. Bitvilla kent yapardım. İşte oğlum bana gelse ben kabul etmezdim. Bahadır'a yönlendirirdim. Derdim ki benim kardeşim var. Bu konulara meraklı. Sizin istediğiniz birse o 13 yapar. Hiç sıkıntı yok derdim. Bak Bahadır Spotify'da varmış böyle olaylar. Hemen araştırmaya başla kanka. Hemen Bahadır'a yönlendirirdik. Bahadır böyle bit skeminin içinden öyle bir geçerdi ki. Şey falan ödül mödül alırdı. Yılın böyle iş adamı seçilirdi. Ülkeye soktuğu dövizden dolayı ona teşekkür ederlerdi falan. Hani o siken var ya, öyle bir ileri giderdi ki. Böyle bir şey yok ya. Kimin yaptığını bilemezsin ya. A Haber'e çıkardı. DGRT'ye çıkardı. Hepsine çıkardın ya. Türkiye'yi kurtaran adam. Halkı böyle kapı kapı dolaşıp şey dağıtırdı. Zarf dağıtırdı ihtiyacı olan ailelere. Marketlere girerdi. Defter, borç defterlerini silerdi falan. Robin Hood gibi takılırdı, anladın mı? Kendince böyle. Cami falan yaptırırdı. Kesin. Kesin yani. Ebru Gündeş'e de yürüdü mü tamamdır diyor. O sonrası, o bonusu kanka. Ama vardı, kesin bir cami çakardı yani. Hemen hiç. Ooo Lextos'a bak, topu deldi geçti. Venezuela'ya gidip maske dağıtırdı. İlk Türk aşısını üreten kişi olurdum diye ortaya çıkardı. Gereken ne varsa yapardı kardeşim ya. Ben biliyorum yani. Pandemide herkese biner ikişer bin lira dağıtırdı. Çalıyor ama çalışıyor derlerdi insan Bahadır'ı. Bahadır öyle derlerdi. Çalıyor ama ya çalışıyor derlerdi yani. Abi canım, yılın iş adamı seçilirdi. Her şeyi yaşardı yani. Ve böyle ülkeyi de hani şey haline getirirdi. Dünyada para mı aklamak istiyorsunuz? Hangi ülke olduğu fark etmez böyle. Yanına böyle her dilden konuşan 3-5 tane de adam tutardı. Tamam mı? Böyle herkese direkt kendi ana dilinde cevap verirdi yani. Böyle Venezuela'da kankiler olurdu. Meksiko'da kankiler olurdu. Kolombiya'da falan. Üf. Üf. Güvenilir komisyon denince akla tek bir yer geliyor. Bahadır bit.
CIA yakalar at çiftliğinde çalıştırır itirafçı olarak. Kardeşim benim ya. Bahadır oğlum en son zaten gider bir ülke alırdı kendine, adı alırdı. Orada bağımsızlığını ilan ederdi. Olayın rengi iyice değişirdi, anladın mı? Oradan da kendini Türkiye'de şey yapardı. Ne diyorlar ona? Fahri konsolosu ilan ettirirdi. Tamam bitti. Ondan sonra daha sana kimse dokunmuyor zaten. Bu arada bütün böyle tokatçılık tekniklerini de anlatmış mıydım abi? Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bu anlattıklarımız tamamen hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlarla alakası yoktur. Ben bunları kamu spot olarak geçeyim mi? Ondan sonra başımız ağrımaz. Alanya'ya da şaka maka 5-0 çaktık. Fener sakatlanmış 6-9 gün. Aferin Lextas. Bir maç Lextas oynuyor, bir maç Fink oynuyor. İstanbul Boğaz'ını satmazdı oğlum. Şey yapardı. Bağlantılarını kullanırdı zaten o dakikadan sonra. Hacı derdi bu Boğaz Köprüsü eskimiş. Ben buna size yenisini yapayım. Siz bana burayı 100 yıl kiralayın. O Boğaz Köprüsü'nün tepesine falan güneş paneli falan çakardı. Kız Kulesi'ni mesela şey yapardı. Erkek Kulesi'ne çevir. Kadın Kulesi yapardı. Değiştirirdi falan. Biraz daha böyle hani sol taraftan da oy almak lazım. Cünüplükle bit atacağımız varken bit kaybeder. E tabi bir de o var. Bir de o var. Bir de zaten hani bu senaryo işler iyi gitti, anladın mı? Hani işler çalıştı. Diğer senaryo onu düşünmek istemiyorum. Düşünmek istemiyorum. Diğer senaryo batış senaryosu yani. Kardeşim benim ya. Hiç böyle şeylerden şey yapamadı ya. Yararlanamadı ya hayatı boyunca. Ben öyle ultra zengin olursam durum çok sıkıntı yani. Kanka olurdum vallahi yani. Sen zaten böyle bir bit olayını kaybolayınca, fark edince hemen bir 100 tane falan kanal açardın. 100 kişiye yayın yaptırırdın. Hepsini maaşa bağlardın. Kardeş derdin, yayın yapacaksınız. Başka bir şeye karışmayacaksınız. Habire bit yağardı sana. Milyon milyon bit gelirdi. Bit Empire. Porto maçı geliyor ya. Hala Trabzon maçından sonra Atakaş Hatay maçı var ya. Gözlemleme Metcu. Metcu'yu da niye gözlemliyoruz? Oğlum bizde boşuna bir öyle bir atasözü yok yani. Hani seven sevilir, seven sevilir, seven sevilir. Hani ben size öyle söyleyeyim de siz ne demek istediğimi anlayın. Atasözlerimiz birçok konuda her zaman doğruyu söylermiş arkadaşlar yani. Bunca zaman söylediği gibi. Tamam, Trabzon maçına çok dokunmuyorum o zaman. Böyle çıkıyorum abi. Caner sadece sakat. O Trabzon maçını da yapak. Trabzon gol bastisi. Hadi çocuklar, yakaladığımız formla oynarsak, Trabzon'u da evimizde kesersek bu iş biter. Hadi aslanlarım. Age of Beat. Abi canım. Bahadır'a bağlı en azından 100 yayıncı olurdu. İşte şeyler bilmiyor oğlum, bu bitçiler falan doğru insana ulaşmayı bilmiyorlar. Bu arada Bahadır'a ulaşacaklardı ki hiç bu olay patlamazdı bile. Mesela Twitch'in o belgeleri çaldın ya, Bahadır onu satın alırdı. Piyasaya salmayın diye. Onu Bahadır hackerlardan satın alırdı yani. Oğlum sanki neyi çözdü de zemin kaldı. Piyasaya düşmesin diye onu hackerlardan Bahadır satın alırdı onu yani. Kesin. Bitçiler yanlış yere gitmişler oğlum. Yanlış yere gitmişler. Bahadır kardeşime gelselerdi olayın rengi çok değişirdi. Alırdım amına koyayım.
Kesin ifşa olmamak, tezgah bozulmasın, yürüyen şeyimiz bozulmasın derdi, tamam mı? Yürüyen çarkımız bozulmasın derdi. Ateşler de onları verirdi, 500 bin milyon dolar alırdı yani. Twitch'e de mail atardı. Böyle böyle bak, ben bunları aldım. Şu açıklarınızı kapatın, bir daha böyle şeyler yaşamayalım falan derdi ya. Bir de azarlardı Twitch. Bu arada efsane gol attı. Orhan. Orhan. Oyun çöküyor. Bir şeyler oldu, gördünüz mü? Bilgisayar dondu. Twitch beni patlatmaya çalışıyor. Para pi para 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 para. Yani ben Bahadır kardeşimi tanıyorum. Bahadır her türlü bu işi çözerdi bu şekilde. Bahadır her türlü bu işi bu şekilde çözerdi yani. Ha, o belgeyle de mesela bakardı. Bu işi başka yapanlar var mı? Onları bulurdu. Onlara da bir ince tehdit çakardı diye düşünüyorum. 1 milyon verdik boşa gitmesin diye, oradan da parayı çıkartalım diye. Bitler hesabı okuyor. Aynen kanka, çöktüm bir anda ya. Arkada bire bildirim geliyor. Hesabınıza para girişi oldu. Hesabınıza para. Size göstermemeye çalışıyorum. Direkt öyle yapardı, tamam mı? O database böyle aldı ya mesela hackerlardan. Bakardı hangi yayıncı bit yapıyor. Onlara ulaşırdı. Elinizde belgelerim var. O belgelerin de belli kısımlarını kapatıp onlara SS atardı. Gerekeni yapın yoksa ben yaparım derdi. O 1 milyonu çıkartırdı oradan. Kesin yani. Ama bu bit krizini de çok güzel yönetmiş olurdu. Kimsenin haberi olmamış olurdu hiçbir şeyden. Kimse böyle sıkıntı yaşamamış olurdu. Jahreyn üzülürdü. Televizyonlara falan çıkıp konuşamayacağı için. O da üzülmezdi gerçi. Neden? Çünkü zaten böyle bir şey olmayacağı için. Haber olmazdı. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar tamamen hayal ürünü. Bu konuda geçen taraflar hayal ürünüdür. Bu konu tamamen bizim hayalimiz. Olsaydı olurduk hesabı. Elimde kasetlerim var. Trabzon'a şov yapmaya başladık yalnız, var ya, üf. Yok ediyorsun. Elliot kesti. Morko Berke. Kanka yani ben o konulara tekrar girmek istemiyorum. Boşver. Bitiyor şimdi. Morko sokuldu. Çevirdi Erosan. Erosan girdi araya. Erosan içeri baktı. Elliot Baruchyan bir gol daha gelsin. Sonsuz buldu kaleci de kaldı. Sonsuz çevirdi. Meg aldı topu. Meg pozisyon aradı. Elliot dışarı gitti. Morko dışarı. Ersal. Mayro. Morko. Elliot. Orhan. Lex'te sonradan gönderdi. Sonsuz mermi. Sokuldu. Vurdu dışarı. Sana yapıyoruz lan tabii Orhan. Ne yapıyoruz? Kendimiz yapacağız. Biz keyif aldıktan sonra herkes keyif alır zaten oyunda. Sonsuz. Ah be. Erosan. Arkian. Elliot. Aradan gönderdi. Lextas. Sonsuz duaktı. Bomboş oğlum ya. Kanka şampiyon Trabzon zor ya. Yani içlerinden geçti. Atakları yok. XC üretemediler. Real'de diyorsan onu bilemem. Ama benim olduğum yerde zor kanka.
Burada Turkish Player Spor Kulübü var lan. Porto evinde 2-0 yendik oğlum. Emin, Bakasetas, Norman, indirdik Elliot. Orhan, Orhan çevirdi. Lextas. Bir araya. Berke, Ahmetcan. Berke gönderdi. Ziya, Bozok. Erosan girdi. Erosan ortaladı. Lextas Berke. Sonsuz ortaladı Lextas. Meg vurdu. Arkada golü buldu. Gereken Meg'le yapıldı babacık. Şey yaparız ya, Porto maçını bir sonraki yayın yaparız. Abi bu yayında bence yapmayalım. Çığlık çığlığa bağırmak istemiyorum. Bu sene seçim var, şampiyon olamaz diyor. Ersal, Ohan, Lextas, Erosan, yapma oğlum. Erke gönderdi. Cornelius, Erosan girdi. Ohan, Erosan'a bak, Cornelius'tan zıplayıp top alıyor. Sonsuz, Mac. Norman. That's the Norman. Ahmetcan, Norman. Mac indirdi, Burak. Çevirdi, sonsuz mermi aldı önüne. Sonsuz mermi sokuldu, sonsuz mermi. Aman yarabbi. 16. golünü attı, manyağa bak lan, nasıl top oynuyor. Sonsuz mermi çıldırdı. Gol bizi nereye götürüyor? 72 puan. Galatasaray da kazanıyor ya. Puan farkını mal gibi bıraktık abi, şeyde yenildik Kasımpaşa'ya ya. Aa, Mayro'ya bak. Oğlum o nasıl bir atlayış? Mayro tam bir balık gibi atlıyor ya. Mek şimdi sokuldu. Mek, Mek içeri girdi. Çevirdi. Bor uçuyan Berke. Van der Hulsen. Mek. Ulan sana zaten oyundan 10 tane yazdım oğlum. 10 tane alıp hediye edeceksin. Bu işler böyle. Bu işler böyle. Tam yayına girince de balık demez. Oğlum tam balık gibi atladım, böyle bir şey yok ya. Yenmeyecek golü yedim boştan yere. Elliot. Elliot yukarı görürse tehlike dedim. Orhan atamadı. Atamadı. Cornelius. Ankis. Ortaladı Cornelius. Morko Barçian. Oğlum oyunu pahalıya satmayacağız ki zaten, 200 lira falan. 10 tane ne olacak lan? 2000 lira koyar mı sana Orhan? Sana koyar mı lan 2000 lira? Sonsuz mermi 10-0'la oynadı ha. Erosan'ı yine mi almamış bu yedeğe ya? Neyse. Ne değiştirdim, değiştirebilirim. Hatta Megi de değişti. Üzü Günter. Benelord 110 liraya alırken üzülmüştüm ya. Şu anda Benelord alanlar 350'den alıyor oğlum. Benelord'u 110 liraya alırken üzülmüştüm diyorlar. Şu an kardasın oğlum, satsam Benelord'u. 200 lira, 230 lira koydu, öyle düştü. Sanki Coca-Cola tarifi veriyor. Vereceğim oğlum, vereceğim. Hepsini vereceğim, merak etmeyin. Şimdi verirsem çok hype'lanırsınız. Sonra hype'ınız ödür. Daha vakit var. Satabiliyoruz mu harbiden diyor. Steam hesabını koy sat oğlum. Fink aldı, Fink vurdu. Aman yarabbi. Oğlum herkes gol atıyor ya. Yok, daha zam yapamazlar ya. İndirim gelir. Full versiyon yayınlandıktan sonra yılbaşı indirimi gelir. Ben öyle düşünüyorum.
Almayanlar bence yılbaşını beklesin. Çünkü şimdi çıkacak. Yılbaşına zaten 2 ay 3 ay var. 2 ayda iyice düşer satışları. Yılbaşında bir indirim yaparlar. Plakayı mı yazacağız? Ne plakası lan? Yılbaşı indirimde ve Kasım'da Black Friday. Aynen. Onlar da yapar denirler. Ben de öyle düşünüyorum. Aferin çocuklar. Cayır cayır ligde de kazandık. Avrupa'da da yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu bölümde bu kadarlık bırakalım arkadaşlar. Çok bir maçımız kalmadı zaten. Porto maçı var. Hatay'da maçından sonra 2-0 yenmiştik. Evimizde ağırlayacağız Porto'yu. Sonra da Beşiktaş maçı. Anasını satayım. Bütün zor maçlarda böyle üst üste geliyor hepsi ya. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Kaderimizde, kısmetimizde ne varsa onu yaşayacağız. Sizleri seviyorum. Yarın gece görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın gece aç gelmeyin oğlum bak. Yarın gece nevalenizi alın. Yarın gece yemek acıkma yayını yapacağız, tamam mı? Yemek videoları izleyeceğiz. Görüşürüz. Hadi iyi geceler. Bye.